Sayın davetliler, değerli öğretmenlerimiz, Öğretmenler Günü'nü kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Öğretmenler Günü törenimize hepiniz hoş geldiniz. Öğretmenler Günü tüm dünya öğretmenlerine kutlu olsun. Şimdi sizlere programı arz ediyorum. Saygı duruşu, öğretmen marşının söylenmesi, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Sami Ali Doraman'ın konuşması, protokol konuşmaları, öğrencilerin şiirleri, halk oyunları gösterileri, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun konseri, hediye çekilişi, grup özelden oyun havaları ve kapanış şeklinde olacaktır. Şimdi sizleri dil, ırk ayrımı gözetmeksizin dünya azınlık eğitimine hizmet vermiş, aramızdan ayrılmış başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm dünya eğitimcileri için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Teşekkür ederiz. Öğretmenler Marşı'nı söylemek isteyen, sahnede iştirak etmek isteyenleri sahneye davet ediyorum. Thank you.
Türkiye Cumhuriyeti Gümrükçülüğü Başkanısı olsun. Ve Türkiye Cumhuriyeti çalışan personeli. Sayın Sirizli Milletvekilim, seçilmiş müftülerim, belediye başkanlarım, dernek başkanlarım ve Rodopların kuzeyinden gelen dernek ve soydaşlarım. Hepiniz bu geceye hoş geldiniz. Bu arada Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkanı'nın ismini anons etmeyi unuttum, kusura bakmayın. Öğretmenler Günümüzü kutlamak üzere aramıza hoş geldiniz. Hepinizi kurumum ve üyelerim adına gönülden selamlarken meslektaşlarımı ayrıca selamlamak istiyorum. Batı Trakya'nın güzel insanları, Batı Trakya Türk azınlığının efsane öğretmenleri, gününüz, öğretmenler gününüz kutlu olsun. İnsana şekil veren, aydın, azınlık insanı en çok güven duyduğu, pırıl pırıl üyelerden oluşmuş bir kuruluşun yöneticiliğini ve başkanlığını yürütmek ne kadar zor ise bir o kadar da onur vericidir. Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği'nin başkanlığını yürütmekten kıvanç ve onur duyuyorum. 24 Kasım 1928'de milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir diyen, yeni neslin yetiştirilmesini öğretmenlere emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmenliği kabulünün yıl dönümüdür. Azınlık insanının Lozan anlaşmalarından doğan eğitim hakları vardır. Azınlık eğitimi özel ve özeldir. Bu açıkça Lozan'ın 40 ve 41. maddelerinde belirtilmektedir. Ne yazık ki azınlığın en büyük sorunların başında eğitim sorunu yer almaktadır. Bu sorun katlanarak büyümektedir. Okul öncesi azınlık eğitiminin Türkçe, Yunanca olarak verilmesi gerekmektedir. Ana dilini öğrenmeyenlerin ikinci dili öğrenme şansları yok gibidir. Taşımalı eğitime geçilirken yıllarını azınlık eğitimine adamış eğitimcilerin tecrübelerinden faydalanması gerekli olduğuna hep karşısındayım. Batrakya Türk Öğretmenler Birliği üyelerinin Türkiye ve Türk kültürü sevdaları bilinmektedir. Tanrı, ana vatanımız Türkiye'ye ve vatanımız Yunanistan'a zeval vermesin. 21. yüzyılda Avrupa Birliği üyesi vatanımız Yunanistan'dan kimliğimizi tanımasını bekliyor ve talep ediyoruz. Bu azınlıkların hakkı olduğuna inanmaktayız. Ayrıca Yunan vatandaşı Müslüman Türk azınlığı olmaktan da onur duyuyoruz. Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği 1936 yılında Rodop Evros Türk Öğretmenler Birliği adı altında kuran ve bugüne kadar taşıyan herkese minnet duygularımızı sunarız. Azınlık insanının Türk kültürünün oluşmasında ve kimliğinin muhafazasında önemli katkıları olan kurucularımız, kurulacağımız üyelerimiz ve Türkiye Cumhuriyeti kontenjan öğretmenlerinin gayretleri unutulmayacaktır. Ne mutlu bize ki Türkiye Cumhuriyeti gibi garanti olan vatanımız var. Azınlığın en büyük sorunu eğitimdir diye hep haykırdık. Haykırmaya da devam edeceğiz. Gelin bizlere kulak verin. Azınlığın eğitimini hep birlikte ileriye götürelim. Hem bölge hem de ülke bu durumdan kazançlı çıkacaktır. Ülkeler bilgili insanlarla yükselir. Çok kültürlülüğü zenginlik olarak görün. Zaten dünya küçüldü. Bilişim çağı kültürlerin oluşmasında ve kazanılmasında çok önemli yer tutuyor. Azınlık okullarının iyi eğitim almış öğretmenlere ihtiyacı var. Geçmişte olduğu gibi çıkarılacak kararname ve yasalarla Türk kültürü almış
azınlık mensubu öğretmenlerin önü kesilmesin. Çünkü kuruluşumuz üyelerinin pek çoğu bir gün bile öğretmenlik şansı yakalamadan öğretmenlik özlemi içerisinde yaşayarak bugünlere geldiler. Eğitimcilerimize farz dersleri çıkarılmasından vazgeçilsin. Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının ana dili Türkçe'de kendini ifade hakkı güvence altında olup bunun engellenmesi mümkün değildir. Ne olur azınlık eğitimi için projeler üretilirken bizleri yok saymayın. Bizler bu bölgenin ve vatanımız Yunanistan'ın maddi ve manevi kalkınmasını için bütün katkıları vermeye hazırız. Martin Luther King dediği gibi kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik ama birlikte yaşamayı öğrenemedik. Birlikte yaşamanın yollarını birlikte bulalım. Lütfen bizi çok yok saymayın. Bizler vardık, varız ve var olmaya devam edeceğiz. Konuşmamı Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle sonlandırmak istiyorum. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca Gündem Gazetesi yazarı ve sahibi Hülya Emin'in Gününüz Kutlu Olsun yazısından Rodop Rüzgarı dergisi sahibi ve yazarı İbrahim Baltalı'ya mail, fax göndererek kutlayan herkese öğretmenlerle ilgili yazmış oldukları yazılar için teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler. Konuşmasını yapmak üzere Mustafaköy Belediye Başkanı Sayın Cemil Kapsa'yı davet ediyoruz. Çok değerli dinleyiciler, başkonsolosum ve değerli eşlerim, çok değerli milletvekilim, belediye başkanlarım, çok değerli meslektaşım müftüm, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkanları, çok değerli basın mensupları,
Rodop Dağları'nın kuzeyinden güneyine gelen çok değerli misafirler, değerli öğretmenlerim, hepinizi saygıyla selamlıyor, misafirlere de hoş geldiniz diyorum. Bugün gerçekten bu kürsüye kim gelse, bu mikrofonun başına kim gelse aynı şeyi söyleyecek. Bizler az önce Gülcine'de Batış'ın tertip ettiği ve Trakya Üniversitesi'nden gelen çok değerli bir öğretim üyesinin verdiği anaokullarıyla ilgili veya anaokul çocuklarıyla ilgili eğitim konusunda bir seminere katıldık. Orada da aynı şeyleri söyledik. 1923 yılında Lozan Antlaşması'yla azınlık kalan ve kendi kültürünü, kendi dinini, kendi eğitimini kendisi idare etme hakkı olan azınlığın artık son balta vurulmuş ve önümüzdeki salı günü musalla taşına yatırılarak azınlık eğitimi cenaze namazı kılınacaktır. Bu bizi derin derin düşündürmeye ve derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Ama bizim inancımıza göre Allah'tan hiçbir zaman ümit kesilmez. Şikayetlerden ziyade şunu yapmak gerekiyor. Burada az önce Öğretmenler Birliği'nin başkanı öğretmenlerimizi hitap ederken söylediği sözlerle birer çınar azınlık eğitiminde çok haklı geçen insanlar olarak ifade etti. Bu tamamen doğrudur. Altına imza atıyorum. Ama unutmamak lazım ki ayaklarımız yürüdüğü müddetçe, gözlerimiz gördüğü müddetçe, kulaklarımız duyduğu müddetçe azınlık eğitiminde şu salonda olan herkes elindeki bütün katkıları vermesi gerekiyor. Biz din adamları olarak gerek Kur'an kurslarında gerekse vaazlarımızda Türk ve İslam kültürünü buralarda yaşatabilmek için bütün gayretimizle devam ediyoruz. Bu konuda bütün öğretmenlerimizi birbirimizi anlayarak, birbirimize yardımcı olarak desteklemeye davet ediyorum. Gerçekten zor. Bugün eğitim illa da okullarda verilecek diye bir şey de yok. Camiler birer eğitim yuvası. Zaten bütün peygamberlerin hepsi öğretmen idiler. Onlar camilerde veya modern olmayan okullarda o devirlerde hep eğitim verdiler. Bugün herkes ama herkes elinden geldiği kadar sıralarda olmasa da eğitim verebilir ve vermelidir de. Çünkü gerçekten okullar elimizden gitti, çıkarılan yasalarla eğitime darbe vurdu ve bugün milletvekilimiz bir konuşmasında şunu söyledi. Bundan sonra azınlığın ilkokullarında eğitim bitirildiği için birçok veliler çocuklarını anaokulundan itibaren ilkokulu, ortaokulu, liseyi, üniversiteyi Yunan devlet okullarında okutmakta. Ve bu çocuklar üniversiteyi bitirdikten sonra sadece ve sadece bir yıl kimden ve nasıl alacakları belli olmayan dersi, Türkçe dersini aldıktan sonra azınlık okullarında öğretmen olarak görev yapacaklar. Bu salı günü oylanacak olan yasada bunlar var değerli öğretmenlerim. Onun için hepimiz görev başında olmamız lazım. Hepimiz düşünmemiz lazım. Bu düşüncelerle Öğretmenler Günü'nüzü tebrik ediyor. Hepinize başarılar diliyorum. Geceniz kutlu olsun, mutlu olsun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Katrancı'yı konuşuyoruz.
konuşmasını yapmak üzere davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Gümrükçü'ye başkonsolosu, Göç Konsolosu çalışanları. Sayın müftülerim, milletvekillerim, belediye başkanlarım, derneğin başkanlarım, kurum ve kuruluş başkanları, sistemlerin değerli insanları. Ayrıca bugün aramızda burada yurt dışından gelmiş olan misafirlerimiz. Tabii hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Sevgili öğretmenlerimiz, bu akşam aranızda bulunduğum için mutluyum diyeceğim. Ancak galiba benim mutluluğum daha iyi. Bir insanın babası, kayınpederi, eşi öğretmen olunca zaten aileden oluyorsunuz. Tabii ki biraz önce ifade edildiği gibi buruk bir Öğretmenler Günü kutlamasındayız. Bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. İnanıyorum sevgili büyüklerim veya burada bulunan hepimiz, neredeyse hepimiz bu konuda bilgi sahibiyiz. Tek kelimeyle ifade etmek istiyorum, mücadele. Saygı ve selamlarımı sunarken siz kıymetli öğretmenlerimizi, Öğretmenler Günü'nü de tanıtıyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi de İskeçe Milletvekili Sayın Hüseyin Zeybe'yi davet ediyorum. Teşekkürler. Çok değerli Türkiye Cumhuriyeti Gümrükçü'ye başkonsolosu, konsolos çalışanları, çok değerli müftüleri, bu kadar değerli danışma kurulu başkanı, milletvekili arkadaşları, belediye başkanları, değerli başkan yardımcısı, tüm protokol ve siz çok değerli öğretmenlerimiz. Bir daha en içten dileklerim diye öğretmenler gecemiz kutlu olsun. Tabii bunun bir gece yaşıyoruz. Çünkü gerçekten sizler eğitimden çektirildiğiniz dönemden sonra dedik ki Sopana kurulmasıyla azınlığımıza çok büyük bir darbe vuruldu. Fakat maalesef gelin görün ki bu kara basan Sopa'yla bitmedi. Yani bu geçmeye çalışan yasayla Salı günü ve Çarşamba günü ödenecek. Yani biz mecliste bunun kollanmaması için mücadele edeceğiz. Azınlık eğitimi sonu olacak herhalde. Galiba bunun bir şekilde keşke Sopa kapanmasaydı diyeceğimiz bir yasa. Düşünün, anaokulu Yunan okuluna giden bir öğrenci ilkokul, ortaokul, lise eğitiminde Yunan okuluna gitmiş. 4 yıllıkta üniversite eğitimini bitirmiş. Ondan sonra bu Dede Ağaç'ta olacak olan bölümde yalnız 9 ay buraya gidecek. Kimler tarafından eğitim verileceği belli olmayan bir eğitim sürecinden sonra bizim çocuklarımıza Türkçe dersi verecek. Herhalde takdirini siz de siz kullanması verdiniz okullarımızda. Yani bunun pedagojik açıdan ne kadar önemli olduğu veya tam tersi eğitim vermemek için gönderilecekler. Bu da azınlık eğitimlerin seviyesini düzeltilmesi için yapılan bir yasa. Tabii burada samimiyet eksik. Çünkü ilk önce azınlık kurumlarıyla, azınlık milletvekiliyle tartışılmayan bir yasa. Burada azınlık için karar verirken azınlık yer almadı. Bu yüzden karşı çıkıyoruz. İlk başta kurulmuş olan Aristoteles Üniversitesi'ndeki pedagoji bölümü daha sağlıklı bir yapıda ilerliyordu. Çünkü orada 18 Mart Çanakkale Üniversitesi'nden öğretim üyeleri geliyordu.
Tabii ki derslerim sayıcı pek bilmiyoruz ama en azından düzgün bir Türkçe veriliyor diye düşünüyorum. O günün geliştirileceği ve sağlıklı bir yapıya geleceği yerde efendim böyle bir yasayla yalnızca işte bir yıl, 9 ay bir sürede Türkçe verilip bu öğretmen arkadaşlar görevlere gelecekler. Tabii bunu kabul etmemiz mümkün değil. Mücadele edeceğiz. Bizim en güçlü silahımız birlikte beraberliğimiz ve sizlersiniz. O yüzden toplum olarak bunu kabul etmemiz mümkün değil. Tabii bir karamsar bir tablo çizdik. Eğer sizi tutmuşsak özür diliyoruz bunun için. Tekrar sevgili saygılar, öğretmenler bunu kutluyorum. Ve iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Konuşmasını yapmak üzere Gümrükçü Milletvekili Sayın Ayhan Karayusuf'u davet ediyoruz. Saygıdeğer protokol, çok sevgili öğretmenler. Bu akşam burada her yıl olduğu gibi düzenlemiş olduğunuz öğretmenler gününü kutlamak için düzenlemiş olduğunuz bu güzel geceye tekrar katılma bilmenin vermiş olduğu bu yıla getirmek istiyorum. Tabii ki önceki konuşmacıların da özellikle meslektaşım Hüseyin Zeybey'in ayrıntılarıyla anlattığı gibi önümüzdeki hafta içerisinde azınlık eğitimi ya da daha doğrusunu söylemek gerekirse azınlık okullarında eğitim yapan öğretmenleri ilgilendiren bir yasal düzenleme geçiyor. Biz elbette ki orada bir şekilde azınlığı temsil eden milletvekilleri olarak eğitim camiamızla yapmış olduğumuz istişareleri de göz önünde bulundurarak gerekli olan müdahaleyi yapacağız. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ve ben baş öğretmenin aydınlatmış olduğu yolda ilerleyen öğretmenlerin gelecekte de bu ışık altında ilerlemeleri teminliğimle öğretmenler gününüzü kutlu, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Konuşmasını yapmak üzere Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Mete'yi davet ediyorum. Çok değerli başkonsolosum, çok değerli protokol, çok kıymetli öğretmenlerim, hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Öğretmenlerin olmanız hasebinde hepinizi ellerinizden öpüyorum. Allah uzun ömür, sağlık, afiyet vermesini de diliyorum. Sizden önce dünyanın aydınlanması için öğretmenlik yapmış, gençleri yetiştirmiş olan ve ahirete irtihal eden bütün öğretmenleri de rahmetle anıyorum. Tabii benden önce arkadaşlar çok şey dile getirdiler. Farklı bir şey konuşmayı düşünüyordum ama karamsar bir şekilde orada otururken şu aklıma geldi. Bir yanlış var ama nerede olduğunu kestiremiyorum ben. Batı Trakya Yunanistan'a bırakıldığı günden itibaren bir yanlış var. Bizi emanet olarak kabul eden Yunanistan o günden itibariyle bizim haklarımızı nasıl yiyecek diye, nasıl bizi Yunanlaştıracak diye bir çalışmanın içerisinde. Ama İstanbul'daki Rumların haklarını da almak için her türlü çareye başvuran bir devleti düşünüyor. Bir de bizi burada emanet bırakan ana vatanımızı düşünüyor. Burada azınlık kalan bizleri düşünüyor. Ve yanlış nerede diye de bulamıyorum doğrusu. Aslında biliyorum yanlışın nerede olduğunu da bilmezden gelmeye çalışıyorum. Şimdi çok değerli büyüklerim,
en büyük sorunu şu veya bu tartışmasına girmeyeceğim. Ama şunu söyleyeceğim. Azınlığı başsız bıraktılar. Azınlığı öğretmensiz, okulsuz, kimliksiz, vakıfsız bıraktılar. Hala da bırakmaya devam ediyorlar. Mütekabiliyet esasının kaldırılmasından sonra da Yunanistan'ın insafına kaldık. Bundan sonrası daha kötü olacağını ben size söyleyeyim. Her zaman yaptığım kötü polisliği gene yapayım. Yasa kabul edilecek. Ne yapacağız? Yürüyüş yapacaksınız. Kalkacağız, hep beraber yürüyeceğiz. Ne olacak? Artık azınlık olarak bunlara hayır deme veya itiraz etme gücümüz yok. Kalmadı. Artık devletlerin buraya karışması lazım. Biz Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı olarak 4-5 seneden beri kurumlarımızla Sevez'de, Yarınada, Larisa'da bir mevlüt düzenlemeye çalışıyoruz. İstekleri yapıldı, Yunan devletinden reddedildi. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 8 tane mitropolit atandı ve bu mitropolitler Hristiyan'ın olmadığı yerlerde ayinleri gayet güzel bir şekilde yapıyor. Batı Trakya Müslüman Türk'ü bir özel okul açamıyor. Kendi okullarına hoca koyamıyor. Ama Türkiye'de iki tanesi Hristiyan, bir tanesi Müslüman olan 3 öğrenciyle okul açılıyor ve 2 öğrenci devam edip orada okul açık kalıyor bu tarafa karşı. Demek istediğim bu. Artık bir yerlere sesimizin ve bir yerlerden yapılan haksızlıkların durması için yumruğun vurulması lazım. Eğer vatanımız bizi bu kadar özmeye meraklıysa, ana vatanımız bizi bu hususta sahip çıkması lazım. Bugüne kadar nasıl çıktıysa bundan sonra da çıkmasını istiyoruz. Ve bu artık bundan sonrası daha kötü olacağını ben size söylüyorum. 25 senelik Müftü bakın orada oturuyor. Rahmetli Agak toprak oldu gitti. Yarın öbür gün hepimiz gideceğiz ama bu davalar maalesef aynı şekilde hiç değişmiyor. Duamız inşallah değişir. Güvencemiz ana vatan. İstediğimiz vatan. Hep istiyoruz. İnşallah bu isteklerimiz bir gün önce Allah'tan sonra vatan, ana vatandan kabul görür de Batı Trakya Müslüman Türk'üne yakışır bir hayat bize de layık görülür diyorum. Hepinizi tekrar ellerinizden öpüyorum. Öğretmenler, gününüz kutlu olsun. Rabbim bizi inşallah bu günlerden daha kötü günlere götürmesin diyorum. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Konuşmasını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Gümrükçüler Başkonsolosu Sayın Ali Rıza Akıncı'yı davet ediyoruz. Sayın milletvekilleri, müftüler, bölge başkan yardımcısı, belediye başkanları, Batı Trakya Türk azınlığının değerli temsilcileri ve mensupları, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Batı Trakya'da görev yapacağımı öğrendiğim günden sonra Türkiye'de çeşitli yerlerde bulundum. Elazığ'da, Malatya'da, Ankara'da, İstanbul'da, Kayseri'de bulunduğum her yerde görev yerimi öğrenen herkes heyecanlandı. Yürek dolusu sevgiler gönderdi. Şunu bilmenizi isterim ki Anadolu'da milyonlarca kardeşiniz sizi seviyor, sizin derdinizi biliyor, düşünüyor. Öncelikle onlara selamlarını iletmek istiyorum. Buraya gelirken öğretmenler gününün anlamı üzerinde biraz düşündüm. Baş öğretmen Atatürk'ün iki sözü her şeyi özetliyor aslında. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyor. Bir başka sözünde de
öğretmenler gelecek nesil sizlere emanettir diyor. Öğretmenlik böyle bir meslek. Eğitim sadece ilmi taşımak, sahip olmak değil, bunu gelecek nesillere aktarmak, bir toplumun değerlerini, kimliğini gelecek nesillere aktarma vazifesidir. Bütün dünya toplumları için son derece önemli bir görev. Ama bilhassa Batı Trakya Türk azınlığı için az önce konuşmacılar önemini vurguladı. Önümüzdeki sorunları özetledi. Bütün bu sorunlarla yüzleşmek için, üstesinden gelmek için geçmişte olduğu gibi bugün de ana vatan her zaman yanınızda olacak. Buna hiç kuşku yok. Ancak şunu da hiç unutmamak lazım. Azınlık toplumu olarak birlik, beraberlik, aynı duyguyu paylaşmak, birbirimize sevgiyle bakmak ve sorunlarımızı iyi bilmek, çok çalışmak, herkesin üzerine düşen vazifeyi yapması da son derece önemli. Bunun da idrakinde olmak gerekiyor. Bu sözlerimle hepinizi selamlıyorum. Özellikle Bulgaristan'dan gelen kardeşlerimizi de ayrıca selamlamak istiyorum. Öğretmenler, bir kutlu olsun.